أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع جنوبنا وقرة عيوننا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صلى الله العظيم فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. Pek aziz ve muhterem cennet yolcuları, sevgili Allah'ımız Celle Celaluhu cemiyetimizi mübarek eylesin. Amin. Bu gibi Allah'ımıza razı oldu, Peygamberimize razı oldu, cemiyetlerim inşallah Mevlam sayesinde ziyade eylesin. Mevlam bu gibi cemiyetlerde kendine can veren, canına can veren kullardan eylesin inşallah. Amin. Güzel ölmenin sırrı güzel yaşamaktır. Güzel yaşarsak güzel ölürüz. Mevlam ölümümüzü gerdeğe girmek eylesin inşallah. Amin. Sakalımdaki düğü beyaz kıl, toprakla nişandır demiş düğüne bekleriz. Saçımdaki düğü beyaz kıl, toprakla nişandır, düğüne bekleriz diyor Mevlana. Kudses sırruhu Allah kalbine rahmet eylesin. Dolayısıyla iyi ölmek için de iyi yaşamak lazım. Yaşarken de Kur'an'a göre yaşamak lazım. Malum, toplamımızı sevdiği Abdi kardeşimiz evleniyor. Mevlam kendisini, ailesini mutlu mübarek eylesin. Amin. Kendilerine hayırlı ömürler, hayırlı nesiller ihsan eylesin inşallah. İbretli bir evlilik için buyuruyor ki Bismillah وَاَنْكِهُ لَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ Nur suresi ayet 32'de Mevlamız, ey Müslüman anneler, babalar, anne babası ölmüş dostlar, ahbaplar, amcalar, dayılar, bekar yavrularınızı evlendiriniz. Benkehu, evlendiriniz. El-Eyyama bekarlarınızı. Hocam adam bekardı ama dul oldu, hanımı öldü, ben kocası öldü. Ne yapacağız? Yine evlendiriniz. Dul kalanları da evlendiriniz. Neden? Çünkü şehvet denen bir silah var. Bu silah ki atomdan daha tehlikeli. Şehvet silahı atomdan daha tehlikeli. Niye daha tehlikeli? İnsan zina düşerse ne oluyor? Evliyse hükmü rejim ve kâsi Yusuf'a atılıyor. Şehvet çok tehlikeli bir şey. Önünü alamazsan binlerce insanın canını yakarsın. Binlerce kızın canını yakarsın. Erkeğin canını yakarsın. Onun için ne buyuruyor? 1400 sene önce ey Müslüman anneler babalar, bekar yavrularınızı evlendiriniz. Dul kalmasınlar. Dul kaldı, bir evlendiriniz. Anam burada yok. Babam rahmetli oldu 98'de. Anne genç. Yaş 40 küsür. Dedim anne, babam ölebilir. Hepimiz öleceğiz. Ölüm Allah'ın emri. Ölüm kötü olsaydı peygamberler ölmezdi. Bizde kız bacımız yok. Biz üç erkek kardeşiz. İnna lillah ve inna ilaihi raciun. Ana dedim hakkındır evlenmek. Kendi anama diyorum ben. Ben hocayım da bu dini bilen bir adamım. Anama diyorum ki ana hakkındır evlenmek. Eğer evlenmek istiyorsan ana seni evlenelim dedim anama. İyi demiş miyim? İyidir. Ama biraz erken oldu ya. Bir hafta sonra da biraz dedi oğlum. Bu lafı bir daha ağzından dedi duymayan. Zahirine dedi gelmem dedi. Anam üzüldü ama hakkıdır bakınız. Anam öldü, babam öldü diye ananı dul bırakamazsın. Niye? Yeni bir koca gelirse mirası konar, tarlaya konar, bahçeye konar diyemezsin. Çünkü şehvet yine bir silah var arkadaşlar. Annen de hizmet edersin. Yemeğini, suyunu getirirsin ama şehveti sana haramdır. Evlendirmen lazım. Yeni bir üvey babam alman lazım. Allah'ın emri bu. Senin de hanımın ölebilir. Senin de efendim kocan ölebilir. Misal hani sonuçta Allah'ın emriyle bu Türkiye'mizde maalesef ve maalesef hele Malatya, Sivas, o tarafı Siirt, bu taraflarda bir adamın karısı öldüğü zaman adam kıyameti kopmuştur. Daha kimse vermez onları. Abinin dinliyor burada ama o şahıs burada yok.
Abinin hanımı cenazesini defnettik. Geliyoruz. Tava Ersoy. O da hani fotoğrafta dedi. Burada benim dede var dedi. Benim dedeye bir uğrayalım. Kayınpedere bir uğrayalım dedim. Bir dedem efendim şey yapalım. Hoş gidelim. Ama yemek yemeyeceğiz. Şu vaktimiz var. Aynı gün geri dönüyor. Tek şoför. Uğradık. Bir dede var içeride. Dedim yaş kaç? Yaş 79. Dedim yenge sağ mı dedi hoca. Yenge rahmetli oldu. Kaç sene? İşte 9 sene mi? 11 sene mi? Allah rahmet eylesin. Dedim evlendi mi tekrar? Dedi hocam. Hocam dedi Allah senden razı olsun. İlk defa seni soruyorum dedi. Yani evlendin mi diye sordum. İlk defa seni sordum dedi. Hiç unutamayacağım bir kıssa ve hikaye. Hocam uykum kaçtığı zaman diyor köyde 42 tane dul kadın var diyor. Saymış. Hocam diyor uykum kaçtığı zaman 42 tane kadının isimleri Fatma, Ayşe, Sümeyye diye sayıyorum isimlerini. Anlıyor mu hacı abi? Yaş 70 ama iş bitmemiş adamda ya. Ali abi, Allah sana daha iyi ömürler versin. Sonuçta Allah'ın emridir bu kardeşim. Ya adam bir daha evlenir mi? Evlenir. Bir daha evlenir ya. Niye ölmesin? Ölebilir. Bak benim babaannem ölmüş. Ben hiç görmedim babaannemi. Allah rahmet eylesin. Bunu garipsemeyelim arkadaşlar. Allah'ın emridir ya. Anam da evlenebilir. Hakkıdır. Ana evlenmesin diyemezsin. Babama da evlenmesin diyemezsin. Hakkıdır. Sahabe-i kiramdan Enes bin Hazret Mübarek Şeddat bin Evs diye olsa gerek hatırlıyorum. Bayram Hoca anlatırdı rahmetli. Yaşı 70 küsür. Oğlum beni evlendir. Baba demiş seni bir çamaşır yıkarız, bulaşır yıkarız. Kesen atarız demiş oğlum. Resulullah bana buyurdu ki yani her şeyi biz yanlış anlamayın. Kusura bakmayın cinsellik diye anlamayalım. İnsanın konuşacağı bir hanımı, dert dökeceği bir hanımı lazım. Sen aldın hanımı gittin efendim niye ayrıldın? Baba tek kaldı evde. Bu adam ne yapacak? Kimle konuşacak? Kimin çayını içecek? Ne yapacak bu adam? Hakkıdır. Sonuçta bu da Allah'ın emridir. Mevlam bize uyanmayı nasip eylesin inşallah. Toprak deyip, tarla deyip de yanlış hesaplar yapmamak lazımdır. Mesele toprak meselesi değil, mesele huzur meselesi. Huzurun, bakın ayet buyuruyor ki Bismillah, huzurun en büyük semeresi evlenmektir. Bismillah ve min ayatihi. Allah'ı tanıtan, Allah'ı anlatan, Allah'ın Allah olduğunu bizlere bildiren ayetlerdendir. Ne? Nedir o? En halaka lekum min enfusikum. Sizin kendi cinsinizden insan yaratıp size eş yaratan Allah Celle Celaluhu, bu eşlerin yaratılması Allah'ı tanıtan, Allah'ı anlatan bir ayettir, bir nişandır. Güneş bir nişandır, ay bir nişandır Allah'ın varlığına. Hanımın da yaratılması, erkeğin de yaratılması Allah'ı tanıtan, Allah'ın varlığına ispat olarak yeter bir ayet, bir nişandır. Ezmaten liteskunu. Niye Allah böyle yapıyor? Liteskunu ileyha. Hazan birini hanıma gönderdi burada. İleyhi, ileyhi demedi. İleyha dedi. Onlarda sükunet bulasınız diye. Delikanlı. Kanı deli. Kaynıyor delikanlı. Evlenince kanı gibi oluyor. Hiç sakin vatanları yok. Kızırmak coşuyor, coşuyor. Ama kızırmak Karadeniz'e kavuşunca coşması bitiyor. Hanımda da bu vardır, erkekte de coşmalar vardır. Onun için de sükunet bulmak. Yemek yemek insanı sükunetlidir. Karnın zil çalıyor, yemek yedin zil durur. Karnın şifası odur. Evlendiği zaman da şehvet dalgası kesilir buyuruluyor. Liteskunu ileyha. Sükunet buldun. Hanımla beraber oldun, o da seninle beraber oldu. İşte bu Allah'ı tanıtan bir ayettir diyor. İleyhe ve ceale beynekum meveddeten ve rahmet. Hiç tanımadığın bir hanımefendi veya beyefendi neyse beraber oluyorsun, arada meveddet oluşuyor, sevgi oluşuyor, ona karşı acıyorsun artık. Bir kediye su veriyor adam, zina eden bir kadın veya bir erkek bir kediye su veriyor, Allah onu affediyor. Sen bir hanıma bir ömür boyu 40 sene bakıyorsun. Allah sana niye cenneti vermesin? Tabi zulmetme şartıyla. Hanım da kocasını hizmet ediyor, ütüsünü, yemeğini, şahini vesaire hizmet ediyor. Bir kısa ile devam edelim, fazla uzatmayacağım. Benim vaktim daha takip ediliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evine gelmiş, akabinde evleri yakın. Çocukların kalbini kırmadan uyaralım, kalbini kırmayalım inşallah. Düğündür, koşacaklar, oynayacaklar. Fatma namazın evine gelmiş, eve gelmiş ama Fatma namazın yüzü bir çatık şöyle, böyle İyi durmuyor.
Yüzük sebebi. Hani bir şeyler olmuş, seziyor. Kendine vahiy gelen peygamber anlamaz mı? Kızım Fatma demiş. Radıyallahu anha. Kızım Fatma demiş. Amcamın oğlu demiş. Nerede diye sormuş. Amcamın oğlu nerede diye sorunca baba demiş. Amcanın oğlu demiş. Yani Ali demiyor. Kızmış ya Ali demiyor. Kızmış. Bazen insan kızabilir yani. Baba diyor amcanın oğlu. Yani kocam. Evi terki diyar eyledi. Gitti gitti diyor. Müslüman kızımın nereye gitmesi lazım efendim? Camiye. Müslüman kızımın nereye gidecek? Camiye. Camiye gidecek. Adam baktım sigaraya başlamış. Hayır dedim hocam dedi. Karım dedi sigaraya başladım diyor. Ya bu bayağı kadar. İçkiye başlayan da var. Bozuya başlayan da var. Kocam karım öldü diyor. Adam esrar içiyor. Müslüman kızdı mı gideceği neresi efendim? Can kızabilir Müslüman. Tamam kız olabilir. Müslüman kızdığı zaman gideceği neresi? Camidir. Muhammed Mustafa kayınpeder Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem camiye bakıyor ki aynı köşede yatıyor. Üstüne toprak esmiş, kumlar gelmiş, üstü başı toprak olmuş. Ve kayınpeder Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem deniyor, ya Ali demiyor. Ne diyor? Ya Ebu Tura, ey toprağın babası diyor. Bu sözü diyor, hazine çok severdim, çok hoşuma giderdi diyor. Ya Ebu Tura, ey toprağın babası. Ebu Tura Hazretleri var biliyorsun Kasımpaşa'da, o ayrı. Mübarek Allah rahmet eylesin hepsine. Tutuyor konumdan, evine getiriyor. Kayınpeder budur. Kızıyla oğlunu ne yapıyor efendim? Barıştırıyor. Ve diyor ki, ev işlerinde sorun olmuş. Şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Fatma annemiz radıyallahu anhaya şunu tavsiye ediyor. Ya Fatma kızım, ya binti, ey kızım. Evde yine hurma çekirdeklerini iki taşın arasında değirmene koyacaksın. El değirmenleri var eskiden. Hanımlar duysun. Bu değirmeni biz daha rüyasını görmedik. Zaten de görmedik yani. Hurma çekirdeklerini koyacaksın böyle döndüre 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 döndüre. Hazreti Ali'nin atına yem yapacaksın. Görevim bu. Madde bir. Görev taksim yapılıyor. Ekmek yapacaksın. Buğdayı, arpayı yani övüreceksin böyle. Un yapacaksın, sonra bunu pişireceksin. Madde iki. Bulaşını yıkayacaksın, kocana itaat edeceksin. Senin görevin bu. Tulumla sırtında, efendim kuyulardan, o zaman bunlar falan yok, kuyular var. Kuyulardan su taşıyacaksın. Ya Fatma diyor. Ve kızına Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ev taksiminde işleri tavsiye ediyor. Şimdi hanım annelerimiz, bacılarımız, hanımlarımız dokanıyor, çamaşır yıkanıyor. Dokanıyor, bulaşık yıkanıyor. Dokanıyor, klimalar çalışıyor, soğuk sıcak. Dokanıyor, kombi çalışıyor. Buna rağmen anneler, bacılar, kızlarımız sabah namazına kalkamıyorsa, horluyorsa sabah namazında fatura büyüyor demektir arkadaşlar. Bela da gelmiyor ya, bu kadar. Bak, namaz açılmıyoruz. Millet oruç tutmuyor, zekat da vermiyoruz. Ha, iyi gidiyor ya. Bela gelmiyor demek ha. İyi demek iyi adamız yani ha. Mu demektir. Değil. Fatura büyüğü demektir. Yazıyor, yazıyor. 1000, 2000, 3000, 5000, 6000, 7000, 100.000, 50.000 çiziyor topla. Tak bir bela. Toplar Allah alır arkadaşlar. Bela bize uyanmayı nasip etsin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in malumunuz Hatice annemizden olma 6 tane çocuğu vardı. Bunu ben her düğün sohbetinde söylüyorum. Çoğunuz bilirsiniz de bilmeyenler belki yeni gelenler vardı diye söylüyorum. 50 kere anlatıp 51 kere olsun diyor mübarek tarih bir köylü cefendi. Allah rahmet eylesin. Bazı şeyleri ki ilk duymada insan anlamıyor. Birkaç kere duyması lazım. Damat bey 25 yaşında. Gelin hanım kaç yaşında? 40 yaşında. Abinin dikkatine. Damat bey 25 yaşında. Gelin hanım 40 yaşında. Uyuma, dinle Zeynel abidin. Gelin hanım 40 yaşında. Böyle bir hanımı kim alır? Hangi derviş alır? Hangi sofra alır? Hangi şakirt alır? Muhammed Mustafa'nın ilk evliliği, ilk gerdeğe girecek. Gelin hanım ve dul. Dul ve 40 yaşında. Buyurun.
Şimdi gelin hanımın yaşı 2 yaş büyük olsa dedikodular arşa çıkıyor. Biz İslam'ı bilmiyor. İslam'ı da anlamamışız. Ne olur büyük olsa ne olur ya? 5 yaş büyük olsa ne olur? Mühim olan huzur. Huzurun var mı senin? Bitti. Ben Hatice gibi ilk Müslümanla evlenmişim. İlk Müslüman. Dükkan. Ve İslam'ı bilen bir hanımefendi. Ve kendisi 15 yaş büyük ve Allah onlara Celle Celaluhu arkadaşlar 6 tane evlat nasip ediyor. 40 yaşından sonra. Bilmeyenler öğrensin, meclisimiz nurlansın, ismini sayalım. Meşayihimin ismini sayıyoruz niye? Meclise nurlansın diye. İslam'ın ilk, Muhammed Mustafa Efendimiz'in ilk yavruları isim sayalım ki bilmeyenler öğrensin, meclisimiz nurlansın. Kasım radıyallahu anh, Abdullah radıyallahu anh, oğulları. 400'ü var peygamberimizin. Bazen soruyorum, kaç çocuk var hocam? 3 kız var. Boyunlu bir hocam, 3 kız var. Ne mutlu diyeyim sana ya. İnşallah 4 oldu. Dur hocam ağzım ayrılaşmıyor ya. 3 kız var, bir erkek yok diyor ya. Ya senin peygamberinin 4 kızı vardı muhterem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Zeynep radıyallahu anha diyeceğiz değil mi efendim? Bayanlarda anha diyoruz değil mi? Rukiye radıyallahu anha diyoruz. Efendim Zeynep, dedik değil mi Zeynep? Ümmü Gülsüm radıyallahu anha, Fatıma-tü Zehra radıyallahu anha. Allah 6 çocuğun 5'ini geri almış. Vefat etmiş. Veren de Allah, alan da Allah. Necip Fazıl'ın buyurduğu gibi, Allah kalli kalli rahmet eylesin ona da. Veren de o, alan da o. Nedir senden gidecek? Telaşını gören de diyor, can senin mi zannedecek? Ölüyor, ölüyor diyorsun da. Ya bu can senin mi ki? Bu can sana emanetti. Bu göz sana emanetti, bu kulak sana emanetti. El, ayak emanet. Şimdi alıyorlar. Benim gözüm, benim kulağım. Bir dakika ya, sen kimsin ya? Sen senin değilsin kardeşim. Seni senden alıyorlar ama sen sen değilsin. Bu gözler emanetti diyor. Mevla 6 evladın 5'ini geri almış. Ve Mısır'ın Mari annemizden de İbrahim diye bir oğlu var peygamberimizin. O da rahmetli oluyor. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dünya gözüyle 6 çocuğunun yani 3 oğlunun 3 kızının ölümünü görüyor. En büyük imtihan. En büyük bela peygamberlere gelmiş, sonra evliyalara gelmiş. Sonra fel emsel, fel emsel. İmanına göre bela gelir. Hocam bana hiç bela gelmiyor diyorsan imanını bir kontrol et. Çok zor. Ve Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ebter demişti kafirler. Ebter. Bak kim geliyor? Ebter geliyor. Soysuz geliyor diyorlar. Geliyor. Namazı kılıyor Kabe'de. Bak kim gidiyor? Ebter gidiyor. Soysuz gidiyor. Peygamberimize soysuz demişler. Ne kadar ağır bir kelime değil mi? Allah duyuyor mu bunları? Allah duyuyor. Duymazılık mı Allah? Zahar değil ya. Kim ne yapıyor? Kim ne söylüyor? Kim kime laf götürüyor? Kim kime ne iftira atıyor? Allah biliyor mu? Biliyor. Hüseyin Efendi rahmetli oldu, şehit oldu. Şöyle miydi, böyle miydi, bunlar mı vurdu, şunlar mı vurdu dedikodular var. Efendimiz kürsüye çıktı. Hiç unutmam. 98 yılları. Şöyle cemaate baktı, şöyle cemaat. Sağdan böyle baktı. Allah dedi, Hızır hocamızı vuranı biliyor mu? Cemaat dedi biliyor. Allah her şeyi bilir. Dedi ki biz bilmesek de olur dedi. Biz bilmesek de olur. Gerekmiyor. Gitti. Allah hesabı keser. Kayboldular. Şöyle yaptılar, böyle yaptılar ama 2030'da, 2025'te neyse artık Allah bilir. Takvi bakmışsın o öldürenler ölür. Ve o alakul işin ölür. Efendimiz'e efter dediler. Peygamber sellem mahzun boyun, kadere iman. Men amene bil kader, fakat emine bil keder. Kadere iman eden kederden emin olur. Allah böyle dilemiş. Biz istemezdik abiden kardeşimizin hanımı ölmesin ama kaderi bu kadar, ömrü bu kadarmış. Vesile, kalp büyümesi vardı, şöyleydi, böyleydi. Allah rahmet eylesin. Biz ne zaman öleceğiz, o belli değil. Kadere iman lazım. Kadere iman, emin olmuş kederden diyor.
Peygamber Efendimiz'e moral olsun diye hepimizin bildiği, ezber bildiği ama manasını çoğumuzun bilmediği Kevser suresi gibi. Bismillah. İnne abaynakel kevser. Fesalli li rabbike venhar. İnne şani eke huvel ebter. Ebter, soysuz. Ya Muhammed, biz sana inna, kesinlikle biz sallallahu aleyhi ve sellem, sana vereceğiz. E'adaynake, sana vereceğiz. El kevser. Kevser şarabını sana vereceğiz ya Muhammed. Mahşerde ümmetine dağıtacaksın. Alim olanlara avucunla çireceksin. Tavsiyem alim olun. Hocam benim yaşım yetmiş, alim olamam. Başla mahşere alim çıkarsın inşallah. Alim olmayanlara kaseyle bardak açacak diye rivayetleri vardır. Oraya girmeyelim. Anlaşıldı. Talep ölürseniz, hoca olursanız hocalara avucundan içireceği rivayetler vardır. Ya Muhammed fesali namaz kıl. Lirabbike Rabbin için. Peygamber olabilirsin. Günahsız olabilirsin. Günahların dökülmüş olabilir. Günahsızsın sen ama namazı sakın ha ya Muhammed ne yapma? Terk-i diyar eyleme. Adama diyorsun namaz kılıyor musun? 40 yıldan beri kılmıyorum ama kılmayı düşünüyorum diyor. Kaç yıldan beri? 40 yıldan beri kılmıyor adam. Kılmayı düşünüyor. Daha ne kadar düşüneceksin? 60'a kadar bir kılmayayım diyor. 60'tan sonra bakarız. Bu da Müslüman ha. Sorun yok. Müslüman. Kafir diyemezsin ama 60'tan sonra ön takım bozuldu, arka takım bozuldu. Ne yapacağız? Cami perişan. Ya. Allah'a kulu bu mudur? Fesalli namaz kıl Rabbike Rabbin için. Ben her kurban kes ya Muhammed. Kurban bayramında kasaplığını kendin yap. Kendi kurbanını kendin kes. Kesebilen, bu işi bilen kendi kurbanı kendin kes. İnne şanke seni kötüleyenler, sana soysuz diyenler, sana ter diyenler, 6 çocuğun öldü diye sana soysuz diyenler, üvel ebter, ya Muhammed onlar ebter, sen ebter değilsin. Kız evinin dikkatine, kız evini ben zaten tanıyorum. Halen Çağman'ın akrabaları diye biliyorum. Kız evinin dikkatine, son peygamberin soyu kızından devam etmiştir. Anlaşıldı mı efendim? Peki, oğlun devamı ne olurdu? Oğulları peygamber olurdu. Son peygamberde geldiğine göre ne olması lazım? Alınması lazım. Takdir ilahi. Ayeti bitirelim. Minküm diyor Allah Kur'an'da. Minküm ne demek? Sizden olanlarla kızınızı, oğlunuzu evlendiriniz. Bakın burada Türk demedi, Kürt demedi, Arap demedi, Çerkez demedi, Laz demedi. Adama diyorum nereden gelin aldın? Yanında birileri var. Konuşuyoruz. Böyle işte misal. Bir Kürt beldesi söylüyor. İsmine gerek yok. Ya oradan rızmanlanır diyor ya. Bahane bak. Buna Müslüman değil mi? Kürtler Müslüman değil mi ya? Bir belde söylüyor yanında birileri var. Konuşuyoruz. İşte şuradan damatımız var. Kürtlerden bir yerden damat almışlar. Kürtler diyor oradan damat alınmaz diyor. Yanında sıkıntı çekersiniz diyor ya. Arkadaşlar Allah bir. Peygamber bir. Kitap bir. Kur'an bir. Kıble bir. Din bir. Vatan birse bu kadar birin içinde bizler de ne yapmamız lazım? İslam'da ırkçılık yoktur. Ebu Cehil lanet, malumunuz Mekkeliydi. Mekke doğumlu. Her gün Kabe'yi gördü Ebu Cehil. Ama Ebu Cehil kafir öldü. Arap adam ya. Bu adam Kureyşli. Ama kafir öldü. Ama Ebu Cehil'in oğlu Kime radıyallahu anh diyoruz. Bu da Arap'tır babasının oğlu. Ebu Cehil, Cehalet'in babasının oğlu. Mekke'nin fethinde Müslüman oluyor, İslam'a giriyor. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdü ve resulü. İslam'a giriyor ve en büyük müfessirlerden oluyor kendimiz. İslam budur. Yoksa falancasıyım, falancasıyım yok. Minküm kaydından Müslüman mıdır? Rengi, ırkı, soyu, boyu, posu mühim değil, kilosu mühim değil. Alan memnun, satan memnunsa gitmişler efendim. Hayırlı olsun. Bir diğer mesele minküm kaydından bizden olmayan ehli kitap diyor kitaplarımız. Ehli kitap kim? Yahudi ve Hristiyan. Bunlarla kız almaya müsaade var. Kerahat devran müsaade var. Fetvan caizdir, anlayabilir. Padişahlarımız bunları yapmıştır. Buraya şimdi girmeyelim. Almıştır onlar da böyle. Sonra Müslüman olmuşlar. Hatta bizim burada talebelerimiz var. Hristiyan kızla evlenmişler. Sonra onlar Müslüman olmuşlar. Tanıyoruz, biliyoruz. Apartmanımızda bir bacımız var bir tane Rus Hristiyanlarından. Şu an evli. Diyarbakır'da bir abimiz de evli. Allah mutlu etsin. Olabilir. Ama kız vermeye müsaade yok. Yahudilere, Hristiyanlara kız vermek haramdır.
Ne kadar anlasalar da, birbirini anlasalar da efendim evlenmeleri İslam'da haramdır. Kulağıma geliyor bazı filmlerde Müslüman kızı Hristiyan erkeğe veriyor. Film icabı, rol icabı. Bunlar iyi şeyler değil. Bunlar ileride tehlikelidir arkadaşlar. Peki hocam, ben diyor Beyazıt'ta çalışıyorum. Orada Yahudi, affedin, Çinler, Japonlar geliyor. Bunlar ehli kitap değil, bunlar Budist'tir. Bunlar putlara taparlar. Bunlar evlenmek caiz mi? Budist olanlarla evlenmek caiz değildir. Haramdır. Seviyoruz, anlaşıyoruz. Yani sevebilirsin ama İslam diyor ki bunlarla yuva kuramaz. Ehli kitap değil. Bunlar Budist, o Budist olduğu için caiz değil. Hocam diyor, peki. Tokat Zina Alevilerinden, Sivas Dirliği Alevilerinden, Malatya Arzuan Alevilerinden birisiyle evleneceğiz. Alevi kardeşlerimiz var, konfeksiyonda çalışıyorlar. Birbirimizi sevdik, bize nikah kıymaya geliyorlar. Nikahını kıyalım mı, kıymayalım mı? Ben bazı alevlerin nikahını kıydım burada Esenler'de ama hangi alevlerin nikahını kıydım? İyi dinleyelim. Size çevreniz var. Bayram Hocam dedi ki rahmetli, ben bir kişiyi bin kişi gördüm derdi. Bir kişiyi bin kişi gördüm derdi. Dayısı var, dayı oğlu var, amca oğulları var, çevresi var. Değil mi efendim? Bunları duyuralım ki yanlış yapmayalım, yanlış insanlarla evlenmeyelim. Hazreti Ali Efendimiz'e Allah diyen, peygamber diyen insanlarla evlenmek haram. Bunlar mürted olmuştur. Bunlarla evlenilmez. Hocam biz Allah demiyoruz, peygamber demiyoruz. Peki geldik, Kur'an-ı Kerim'i açıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de içki haram, içki türleri malum, namaz farz, oruç farz. Bunlara siz iman ediyoruz mu? Tesettür farz. Hocam biz içkinin manası içeriz, namaz kılmayız, açık gezeriz. Çıplaklık bizde artık kendimizi işlemiş, biz kapanamayız. Kabul etmiyoruz biz efendim kapalılığı. Namazı kabul etmiyoruz diyorlarsa bunlar da mürted kısmına girer. Mürted olmuşsunuz. Bunlarla evlenmek haramdır. Bir Müslüman ön safta namaz kılıyor, sarığı var, sakalı var. Haca da gitmiş ama hangi Müslüman evlenilmez? Müslüman adam faize helal diyor. Adam faiz yiyor, faize helal diyor. Bak yese haram olur, günahkar olur ayrı bir şey. Faize helal demesi ayrı bir olay. Zina eder, zina haramdır. Zina haramdır ama yapmamam lazım. Yapıyorsa günahkar olur ama zina yapılması lazım diyorsa, zinanın varlığını savunuyorsa helaldir diyorsa bu adam kafir olur. Bu adam Müslüman dese de bu adam Müslüman değildir o. Mürted olmuştur bu adam. İşte bu şekilde mürted olanlarla evlenmek haramdır buyuruyor arkadaşlar. Minkum anlattık. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ İçinizdeki savaş esiri aldığınız Yahudi, Hristiyan, Çin, Japon artık Mevlam o günleri görmeyi nasip etsin inşallah. Böyle Yahudi, Hristiyanları esir aldığımız günleri görmeyi nasip etsin. Efendiye anlatırlar. Ben ayrıca 30. yılımı dolduruyorum bu cemaatle. 30. yılımdayım elhamdülillah. 30-32'ye doğru gidiyoruz işte. Usul dersinde damat okunuyordu. Yanında nesef tefsir okunuyor. Damat dersinde köle bahsine gelmiş. Ben bizatihi duymadım, duyanlardan duydum. Demişler ki oradaki bazı hoca efendiler, efendiler köle bahsine geldik, köle bahsine atlayalım. Atlayalım, şu an köle yok, cariye yok yani. Efendiler usul dersini, o dersleri hayata dinlerdi. Şaban Hoca'nın dersinde. Efendi hayata durdu, bir üç saat, bir saat 20 dakika, bazen bir saat 40 dakika efendi. Şaban Hoca'nın dersini hayata dinlerdi, İsmail'in Çin'de dinlerdi. 97'nin sonunda biz gelince biz o derslere katıldık 2 sene civarında elhamdülillah. Efendim ihtiyacı yok, bizim ihtiyacımız var. Demişler atlayalım. Efendim şöyle atlayalım diyenlere şöyle bakmış şöyle. Yani mübarek ne deseydi. Demiş gelmeyecek ne var? Belki geri gelir dedi ya. Bu dönemde geri görürüz dedi inşallah. Velham görmeyi nasip etsin. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ Savaş esiri cariyeniz veya küleniz varsa onları da ne yapınız? Kendi arasında evlendiriniz. Yani Yahudi bir cariyenizi, Hristiyan bir erkek efendim kölenize evlendirebilirsiniz. Çin bir cariyenizi Japon erkekle evlendirebilirsiniz. Niye? Çünkü şehvet Yahudi'de de var, Hristiyan'da var, efendim Çin'de, Japon'da da var. Şehvetse Müslüman diyor ki muhterem evlendirebilirsiniz. Evlendiriniz ki zina, fuhuş, fuhuşun alametleri apartmanınızın önüne gelmesin, metrobüsünüze gelmesin,
otobüslerinize gelmesin, insanlar yollarda sevişmesinler, evlendiriniz. Kızı istediler, dengiyse hemen ever. Oğlum hemen ever, hiç durma, hemen ever. Hemen evlendi çünkü niye sonra duyarsın oğlun zina etmiş, duyarsın kızın zina etmiş. Bu mu daha iyi, bu mu daha iyi? Yoksa efendim falancası evlenmiş helal, Allah muhtesin deriz. Bu mu daha iyi? Onun için de gençlerinizi evlendiriniz. وَسَّلَحِنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ اِنْ يَكُنُ فُقَرَاءَ Eğer onlar fakir iseler, fakir olabilirler. Bunu ben her zaman söylüyorum. Zengin olmak isteyenler evlensinler. Hocam nasıl bir şey? Vallahi evlenir. Zengin olmak isteyenler evlensinler. Evlenmekte ayrı bereket var. Vallahi de var, billahi de var. Tallahi de var. Canlı örneği benim, acizane. Benim ya. Ben evlendiğim zaman bulaşık makinem ikinci el, buzdolabım ikinci el. Fakir evlendik. Sonra Mevla 25 yıl geçti. Elhamdülillah. Bereket, bereket, bereket var. Buraya hiç bir girmeyen fazla bereket. Mevla yardım ediyor. Hanıma dedim ki bizim hanım adayına, kayınpeder o zaman, kayınpederin kızına. Hocayız ama maaş yok, sigorta yok, araba yok, ev yok. Allah dedim mekandan münezzeh, biz dedim paradan münezzeh gidelim yani. Hanım dedim. Hanıma dayına. Belki şimdi dinliyordu. Dedim ben ne dedim soğan ekmek yemeye razıysan dedim eşim olabiliriz. Soğan ekmek alır çalışırım işte olur ya yani, soğan ekmek tamam. Baştan keselim ya. Yani. Soğan ekmek yemeye razıysanız benim gibi mekan Allah mekandan bize dedim paradan münezzeyiz. Dediler bir düşünelim dedi bu soğan ekmeği düşünmemiz lazım. Düşünüyorlar düşündüler. Dediler sıkıntı yok soğan ekmekte yeriz dediler. Şimdi hanımlara kanepe beğendiremiyoruz. Buzdolabı beğendiremiyoruz. Vay anam vay. Sanki dünyada kalsa ne yaşayacağız dünyada ya? Ev beğendiremiyoruz. Tül beğendiremiyoruz. Ayakkabı beğendiremiyoruz. Allah sonumuzu hayır eylesin. İnan ki evlendik. 7. ayın 93 yılında 2019'a geldik. 9 Haziran. Evimizden tereyağı ve bal eksik olmamıştı. Elhamdülillah. Nereden geldi valla bilmem. Biri köyden gelirken kayısı getiriyor, birisi bal getiriyor, bir tereyağı getiriyor. Allah kalbini atıyor. Allah kalbini atıyor, bunu hocaya götür diyor. Ben demedim, Allah diyor kalbini öyle ilham ediyor. Allah kalbini attırıyor hacı abi. Bunu hocaya götür, hocanın ihtiyacı var diyor. Olay bu yani. Başka bir şey yok. Anlaşma falan yok. Niye der, bugün ne gelecek ben de bilmiyorum Allah. Bugün ne gelir, bilmiyorum ne geleceğim. Böyle bekleriz. Bir daha kapıyı çalıyor. Hocam nasıl iyi misin? Adam geçen gelmiş pekmezi verdi gitti adam. Allah razı olsun. Yani gitti adam işte öyle. Biz de geçiniyoruz. Allah kabul etsin. Yani zengin olmak isteyenler kesinlikle evlensin. Bana ne diyor? İn yekunu fukara eğer onlar fakir iseler yunihumullah min fadli Allah onların fazlından zengin kılacak. Burada bir kısaca devam ediyorum, son sözlerim inşallah. Savaş esiri cariyelere dağıtılmış, Peygamber Aleyhisselam savaşa katılan sahabesine cariyeleri, köleleri dağıtmış. O cariyeler, köleler Müslüman evine, Müslümana hizmet ediyor, bulaşıyor, çamaşırını yıkıyor ve İslam'ı orada yaşayarak, görerek öğreniyor İslam Müslümanlardan. Fatma anamız da duymuş, ya gideyim de babamla bir tane cariye isteyeyim, hem İslam'ı anlatırım o cariyeye. Yahudi İslam neyse, bana da yardım et, su taşır bana, yemek mühen getirir vesaire. De el değirmeninden buğday öğütür. Gelmiş kapıyı çalmış. Annelerimiz çıkmış, buyur ya Fatma demişler radıyallahu anh'a. Savaş esiri cariyeler alınmış savaşta. Acaba kaldı mı bana bir tane babam verirse de ben de onu dine göre içsem evimde. İslam'ı öğretsem. Evde babasını bulamamış, pirinizi bulamamış. Biz gerekeni babanıza söyleriz ya Fatma demişler, ayrılmış, gitmiş, akşam olmuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş, ya Resulallah kızınız geldi, böyle bir talebi var, böyle bir isteği var. Savaş esiri cariye istiyor, varsa arttıysa. Dikkat edin. Birileri bir makama geliyor, hemen dayımı al, amcamı al, oğlumu al, yeğeni al, damat al, gelin al, hemen kadı vuruluyor. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Savaş esirlerini dağıtıyor, kızına bir tane cariye dahi göndermiyor. Yetkililerin dikkatine duyurulur.
Gidiyor yatağına yatmadan gidiyor, kapısını çalıyor, Fatma anamız çıkıyor radıyallahu anh'a. Kızım bunun için gelmiş Emel baba diyor, biraz işte sırtında su taşırken tulumla sırtında yaralar oluştu. Ellerim diyor çatladı, el değirmeniyle efendim Hasan'ın atına yem yapmaktan, buğdayları ütmekten diyor. Kızım Fatıma diyor, dünya işlerine zorlanıyorsan yatmadan önce 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere Allahu Ekber dersen Allah sana yardım eder diyor. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kızı Fatıma Zehra'ya zikri tavsiye ediyor. Neyi tavsiye ediyor? Zikri tavsiye. Allah sonumuzu hayırlı etsin. Amin. Zikir insanın kalbini ne yapar? Uyandırır. Bismillah. Elâ bi zikrillâhi tatımme innil kulûb. Agah olun, uyanın. Kalpleriniz ancak Allah'ın zikrine mutmain olur. Ayet bitti efendim. Evlenmek Müslümana göre değişir. Bazı Müslümanlara evlenmek haramdır. Abidin dikkatine. Bazı Müslümanlara evlenmek farzdır. Bekarların dikkatine. Bazı Müslümanlara evlenmek sünnet olur diyor. Hanefi mezhebinin Mültela kitabında bu bilgileri görebilirsiniz. Hangi Müslümana evlenmek haramdır? Önce buradan başlayalım. Alacağınız hanıma zulmedecekseniz evlenmek size haramdır. Bu kadar basit. Bacımızın ismini bilmiyorum. Allah mutlu mübarek eylesin. Diyelim Fatma abla diyelim. Fatma bacımız diyelim. Evlendi. Fatma bacımız babasının yanında 20 yıl, 30 yıl emanet gidiyor. Evlatlar kız olsun, erkek olsun annesinin babasının yanında emanettir arkadaşlar. Anne baba bunu baktı, büyüttü. Yaş oldu 20-25-30 neyse. Biz şimdi bu emaneti abidine tevdi ediyoruz. Abidin Allah'ın verdiği emaneti anne babama biz sana tevdi ediyoruz, bunu bu sana emanettir, bu hanım sana emanettir ha. Sakın ha, emanete haylik yapmayasın, zulmetmeyesin. Er zulm zulümâdün yevmel kıyâme. Hayvana zulüm, insana zulüm, komşuya zulüm, fark etmez zulüm, yarın mahşerde karanlıktır buyuruluyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Er zulm zulümâdün yevmel kıyâme. Eğer zulmederse o zaman evlenmek haram. Hocam ben zulmettim zamanda. Yanlış yaptım. Efendim çarptım, şu oldu, bu oldu. Ne yapacağız? Dolar geçerken, euro geçerken, altın geçerken helallik isteyeceğiz. Bakınız. İstememiz lazımdır. Çünkü niye? İstemeden ölürsek yarın mahşerde damadın abrini kıldığı namaz sevapları hanımına verilecek. Alacaklı çünkü. Abrini kıldığı oruç sevapları hanıma verilecek. Çünkü alacaklı var. Gittiği hac sevabı, gittiği umre sevabı hanıma verilecek. Sardığı sarı sevabı, bıraktığı safa sevabı hanıma verilecek. Ona göre davranın hanımlarınıza. Vebaldesiniz. Ha hanımın şeriat aykırı bir hali var. Girmeyelim, uzak bu ders. Varsa o zaman tutursun, büyüklerin çağrısı konuşursun. Şeriatın kestiği parmak acımaz. Namussuzluğu varsa o zaman sıkıntı. O zaman şu konuma bağlarsın. Namusun davasında ölürsen şehitsin. Öldürürsen katil olmazsın. Evlenmek ne zaman farz olur? Sen çocuğunu bilirsin. Senin çocuğu harama düştü düşecek. Düştü düşecek. Kızını bilirsin. Sen kendini bilirsin. Harama düştü düşme ihtimalin varsa sana evlenmek ne olur? Farzdır arkadaşlar. Sünnetten çıkmıştır, farz olmuş. Efendi duymuştu yine duyma. Bunu efendi belki kütlesi ruhu 5000 kişiye bile duymuştu. Zamanımızın gençleri öyle bir hale geldi ki onun sözü ben nakilim. O da bize bize söyleyelim. Gençler duysun. Zamanımızın gençleri öyle bir hale geldi ki soba borusunu görse kadın bacağı zannediyor. Onun için gençleri evlendiriniz. Geciktirmeyiniz. Dulları evlendiriniz. Kulağımıza fuhuş sözleri, zina olayları geliyor arkadaşlar. Evlenmek ne zaman sünnettir? Nefsine hakimsin. Alacağın hanıma da zulmetmeyeceksin. Tamam. Sana evlenmek sünnettir. En nikahı sünneti. Evlenmek benim yolumdur. İşimdir. Son peygamber olarak ben evlendim ey ümmetim. Femen râgibe an sünneti. Kim evlenmezse feleyse minni. Benden değildir. Yani sünnetimle amel etmiş değildir. Ümmetimin en şerrileri. Ümmetimin en şerrileri kimdir? Bekarlarınızdır, dullarınızdır. En şerli insanlar onlardır. Onları evlenirseniz vites günü, hanımda sükunet bulduğu için, kocada sükunet bulduğu için ne olur? Trafik rahatlar.
Eğer bunlar evlenmezse ne olur trafik? Arabalı. Çok tıkandı. Evlendiği zaman yeşil, geç. Kırmızı, dur. Sarı, hazır ol. Tak, trafik yolu rahatlıyor. Adam evlenme devamlı kırmızı. Bekliyor adam. 20 sene bekliyor bu kadın. Ne olacak? Allah sonumuzu hayırlısı. Son sözlerimiz, abidinin bir görevi var, damatların bir görevi var, fazla bir görevi yok. Bu da hepimizi ilgilendiriyor. Eski damatlar da ilgileniyor. Babanın bir görevi, kocanın bir görevi, yuvasına haram bir gıda getirmeyecek. Haram bir gıda, lotodan, totodan, piyangodan, kası kazandan, faizden para kazanıp da hanımının kanını bozmayacak. Eğer hanımın kanı bozulsa ne olur? Hanımın kanı bozulduğu zaman hanımın karnındaki çocuğun da kanı bozulur. Çocuğun kanı bozulduğu zaman ne olur? O zaman Türkler Kürt'ü düşman görür. Arap'ı düşman görür. Araplar Türk'ü düşman görür. Ve köpeğine Arap ismi takar, Araplar da beyaz köpeğe Türk ismi takar. Bu sanki biz Çanakkale'de bu vatanı kurtarırken Kürt'üyle, Türk'üyle, Arap'ıyla, Çerkezi'yle, efendim Laz'ıyla beraber kurtardık. Vatan hepimizin vatanı. Gel gör ki şimdi adam Kürtleri düşman görüyor. Her Kürt PKK'lı değildir. Biz Kürtleri severiz. Başımızın tacıdır. Selahattin İbret efendim kendisi Kürt'tü ama terör olan, PKK'ya destek veren Kürtleri sevemeyiz. Kusura bakmaz. Allah tövbe nasip etsin. Tövbe ederlerse Allah kabul eder. Eder mi Allah? Eder ya. Ebu Cehil'i olan Allah kabul etmişse. Ebu Cehil'i olan Allah kabul ederse Apo'nun uşağından niye kabul etmesin ya? Eder Allah. Tövbe etsinler. Dönüş yapsınlar. Allah'ın cenneti geniştir arkadaşlar. Benden tövbe nasip etsin inşallah. İnşallah dua edelim. Ortalık kritik. Bu vatan hepimizin düşman Amerika füze attığı zaman arkadaşlar füze attığı zaman neden attın mahallesine? Amerika, Almanya, İngiltere füze attığı zaman buraya füze düştüğü zaman demiyor ki füze, ey füze düştüğün yerde Kürtleri öldürme demiyor. Türkleri öldürme demiyor füze. Füze düştüğü zaman direkt ben orada Türk, Kürt, Laz, Çerkez, hepsi bir anda ölüyor arkadaşlar. Gavur budur arkadaşlar. Gavur geldi mi acımaz. Kürtlük ayırmaz. Onun için de Mevlam bizlere birlik beraber nasip eylesin. Allah merasimimizi mübarek eylesin. Allah bizden razı olsun. Bir son hikaye bitiriyor. Mühim olduğu için çoğumuz biliyoruz ama bilmeyenler var. Beldemizin Fatih, Sultan Fatih, Allah galiben rahmet eylesin. Bir gün ölür. Derler, padişah öldü. Padişah ölür de simitçi Zeynel ölmez mi? O da ölecek. Derler, kim namazı kıldırsın? Zamanın kutlu kıldırsın. Zamanın kutlu kim? Musahikin Efendi, Ebu Vefa Hazretleri namazı kıldırsın derler, tamam kıldırsın. Ebu Vefa Hazretleri gelir, Musahikin Efendi gelir, er kişi niyetine der. Ya ben bu padişahtı, er olur mu? Öldüm er oluyor muhterem. Binbaşı er oluyor. Yüzbaşı er oluyor. Or gelenler, tur gelenler er oluyor. Er kişi niyetine er. Bizim Sivas'ta adam, Meydan Camisi bilenler vardır. Orada bir tellal bağırır, her kişi niyetine er der. Demiş bu binbaşıydı, oğlum burada gezer oluyor. Neyse, böyle bir zat namazı kıldırır da defnedir Sultan Fatih. Müstehidin Efendi, Ebu Vefa Hazretleri evinde otururken kapısı çalınır. Bakar kapıda 5-6 tane sakacı var. Mahallenin sakacıları var. Su dağıtanlara sakacı diyorlar malumunuz. Eskiden evlerde çeşme yoktu malumunuz. İnsanlar bahraçlarla, bidonlarla su satın alırdı, çamaşırını, bulaşırını yıkarlardı insanlar. Mübarek zat Ebu Vefa Hazretleri onları içeri alır, buyurun der, hocam bir müşkül halimiz var. Devri Sultan Fatih der arkadaşlar. Haram diye bir ortam yok hocam diyor, senin oğlun çiviyi alıyor, bir su götürünce evlere fışılarımızı deliyor, hocam su satamıyoruz. Sular boşa dökülüyor. Senin oğlun bizim fişleri deliyor diyor. Diyor ki tamam ben gereken terbiye oğluma veririm. Diyor onları salavatlıyor. Onları gönderiyor. Akabinde Ebu Vefa Hazretleri oğlum buraya gel demiyor. İyi dinleyin burayı. Damatların dikkatine, damat adayların dikkatine. Eski damatların dikkatine. Oğlum buraya gel demiyor. Diyor ki hanım sultan buraya gel diyor. Abinin burada mı? Abinin nerede? Tamam damadı kaçırmasınlar sonra. Tamam. Demek ki ne diyeceğiz hanıma? Hanıma karı demeyeceğiz. Hanım sultan diyeceğiz hanıma. Ne diyecek misiniz efendim?
hanım sultan değil. Eğer hocaysa hoca hanım dersiniz veya hatun da olur. Yani sultanı biraz bize dilimize ağır gelmiyor. Diyelim ne olur canım ya, hanım sultan diyelim. Hanımını çağırır ve hanıma der ki, hanım otur. Devir Sultan Fatih der, loto yok, toto yok, piyango yok, faiz yok, müşret yok. Dinine veriyor o zaman. Diyor ki, evlendiğimiz günden bu zamana kadar, gerdeğe girdiğimiz zamandan bu zamana kadar hanım, bu eve haram bir gıdaya girmemiştir. Acaba siz başka bir yerde misafirken, başkasının yemeğinden, içeceğinden izinsiz yediniz mi diye sorar Ebu Lefa Hazretleri. Patronların dikkatine, oğlum beni dinlemiyor diyenlerin dikkatine, kızım beni dinlemiyor diyenlerin dikkatine, oğlum niye havuz olmadı diyenlerin dikkatine. Naneler yiyoruz. Ve hanım anne düşünür der ki, hoca efendi. Evlendikten sonra çocuğa hamileydim. Komşuya misafir gitmiştim. Masada turşkillerden portakal vardı. Komşu içeri gidince isteyemedim. Utandım. Elimdeki tığla diyor, el işi yapıyordum. Tığımı portakala batırdım. Biraz suyla içtim diyor, aşerme olmasın diye. Yediğim haram oldu. Öyle deyince kolay. Tamam. Haramı bulduk. Kaçağı bulduk yani. Hanım diyor, hemen kalk. Git komşuya, o komşuya git. Helallık iste. Helallık iste. Hakkını helal edip sabah. Senin yediğin haramdan dolayı bizim olan ne yapıyor? Bizim olan fıçıları deliyor. Annenin babanın yediği haram çocuğa tesir eder. Baba gerdeğe alkollü girmiş. Rahını girmiş. Şampanyalı girmiş. Adamın dönünde rahı var. Adamın dönünde viski var. Peki bu adam ne yapacak? Benim babam gerdeğe alkolik girmiş. Bonza içmiş girmiş, esrar içmiş girmiş. Peki ben ne yapacağım? Çare ne? Öldü gitti hepsi. Komşular da öldü, bonzacılar da öldü gitti. Ne yapacağız? Çare var mı? Çare var. İyi dinleyin, bu çare size lazım. Hepimize lazım. Babanız beynamaz olmuş. Alkolik olmuş, tiryaki olmuş. Esrar eroin neyse. O türlü yaşantısı var babanızın, annenizin. Ve siz dünyaya gelmişsiniz. Bunun çaresi yok mu hocam? Çaresi var. Çaresi nedir? Çaresi hiçbir zaman, Allah rahmet eylesin, Mehmet Saracoğlu vardı Eskişehir'de. Efendi Hazretimize kalabalık yapmış. Hamut Efendi geldiği zaman diyor kursumuza, ben onun 7 yaş büyüktüm diyor. Hamut Efendi hiç onun önünde beni görmedim diyor. O anlatırdı, onun bir şiiri var diyor ki, Söğüt'te hiç biter mi tatlı elma, yarılıp sarılıp diyor, haşlanmadık. Söğüt ağacının elma olmaz. Kavak ağacının elma olur mu? Olmaz. Ama ne olur? Kavak ağacını şöyle yararlar, oraya bir güzel elma fidesi koyarlar, katranla sararlar. Değil mi efendim? Ve bir müddet sonra kavak ağacında, Söğüt ağacında ne görürsünüz? Elmayı, narı, armudu görürsünüz. Baban kavak gibi adam. Kavak gibi adam, meyvesiz. Sarı gölgelik yapmış sana, sana bakmış, büyümüş ama içki var, kumar var, zina var, eroin var, esrar var. Böyle babanın çocuğusun. Ne yapacağız? Çare ne? Çare aşı olmak. Ne gibi? Ebu Cehil'in oğlu aşı olduğu gibi iman aşılandı. Bizler Müslümanız sadece. Bizler de bir hoca efendi bulup, bir Allah dostu bulup, o Allah dostunun manevi ölçüde tedavi görürsek bu kavaktan elma görür, elmayı görürüz inşallah. Olur inşallah. Söğüt de hiç biter mi tatlı elma, yarılıp sarılıp aslama haşlanmadıkça yiyemez körpe kuzu türlü otu, büyüyüp gün geçip dişlenmedikçe diyor. Allah hepsine gayri rahmet eylesin. Allah hepimize razı olsun. Amin. Yemek var galiba değil mi? Yemek var. Var hocam var. Tamam, namaz, niyaz, boğaz, çalışan demir paslanmaz. Bu işler gazaya kalmaz, bu sakallar tıraş olmaz, bu başlar takkesiz, sarıksız, çarşafsız olmaz. Mevlam işler nasip etsin inşallah. Hepsi bir demir olmaz, yavaş yavaş olur inşallah. Olacak inşallah. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidil Evveline vel Ahirin.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم قهر الكفرات والفجرات والمنحنين اللهم اشغل الظالمين بظالمين واخرجنا من بين أيديهم سالمين اللهم اكسر لنا من إخوان في الدين واجعلنا على صراط مستقيم وارزقنا الأهلية والاستقامة وحسن الحزمة في الدين والفناء والمكتمين ونسألك اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علوما نافعا اللهم إنا نسألك عملا صالحا اللهم إنا نسألك إخلاصا كثيرا اللهم إنا نسألك أولادا صالحا اللهم إنا نسألك عمرا طويلا اللهم إنا نسألك بدنا قويا اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا اللهم احفظنا من شر الأشرار اللهم احفظنا من شر الكافرين اللهم احفظنا من شر المنافقين اللهم احفظنا من شر الدجال اللهم احفظنا من شر الدجال اللهم احفظنا من عذاب القبر اللهم احفظنا من عذاب المحشر اللهم احفظنا من عذاب النار اللهم احفظنا من الكفر والنفاق اللهم احفظنا من الشك والشرك اللهم احفظنا من الشقاق اللهم احفظنا من الغيبة والنميمة اللهم احفظنا من السهر والنظر اللهم انصر جيوش المسلمين اللهم انصر اهل سوريا اللهم انصر اهل مصر اللهم انصر اهل فلسطين اللهم انصر اهل الأركان اللهم انصرنا على أعدائنا اللهم انصرنا على أعدائنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنك عفو كريم تحب لك فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب لك فاعف عنا يا حي يا صمد يا من عنك المدد وعجل فرحنا وشفعنا بحرمة محمد ربي إلى هنا لست بفردوس أهلا ولا نقوى على النار جحيم وهب لنا توبة فاغفر ذنوبنا فإنك غافر الذنب العظيم يا رب البيت استر ما رأيت يا رب البيت استر ما رأيت اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أنشر نصيحة كاملة وأمرا طويلة اللهم أتمم سنن فينا شيخنا وفضنا وفض من بلية السماوية والأراضية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب ما أنكسر namazlarımızı, niyazlarımızı, sohbetlerimizi kabul eyle ya Rabbi. Oruçlarımızı, zikâtlarımızı kabul eyle ya Rabbi. Asıl Sehab-ı Emeli'yi müzâh, Kâca-i Kâin-i Şehir-i Suat, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem Efendimizin Hazreti Münevver, Fâk, Mücelle, Ruhla, İmelerine, Saniye, Diğer Peygamber, İzzam, Usul-i Fikhan, Aleyhüm Sallatü Minel Ervah'a da imelerine, Aleyh Ezbaşımullah Aratın Ervah'a da imelerine, Eshab-ı Güzün Varlullahi Teala'nın Mecmu'nin Ervah'a da imelerine, Tarikat-ı Aliye'mizin Meşayih ve Müntesibinin Ervah'a da imelerine, diğer tarikatların Meşayih ve Müntesibinin Ervah'a da imelerine, Eyme Müşehidin Fukahatullahu Fâz, Müfessirin Muhallisine Mücmü'nün Hamele-i Kur'an Ervah'a da imelerine, analarımızdan, babalarımızdan, komşu oranlarımızdan, akrabut alikatımızdan, geçmişlerimizin Ervah'a da imelerine, hasen, Efendi Hazretim diyor ya Rabbi bu hadiyeleri hediye ediyor ya Rabbi sen kabul nevasını eyle. Cümlesini haberdar eyle ya Rabbi. Makamlarına alin ya Rabbi. Kabulünü püllûr eyle ya Rabbi. Sen yakına muhasa seyden günahlarını sevaba tebdil eyle ya Rabbi. Cümlemizin hüsnü hatime nasip eyle ya Rabbi. Ölümlerimizi bayram eyle ya Rabbi. Şehitlerimizi kabul eyle ya Rabbi. Şehitlerimizin şefaatine cümlemizi mazhar eyle ya Rabbi. Şehitlerin zümmesine cümlemizi hak eyle ya Rabbi. Cümlemizi gururlardan, kibirlerden, nesimlerden, hücumlar, kinlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Cümlemizi ihlas makamı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi anamızı mağmuz affeli bizden razı eyle. Komşularımızı affeli bizden razı eyle. Aile efradımızı affeli bizden razı eyle ya Rabbi. Onlara karşı zalim baba, zalim oğul, zalim komşu, zalim koca olmaktan cümlemizi muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Türkiye'mizi şeriatta, tarikatta, hakikatte, marifetullah'ta en büyük önder eyle ya Rabbi. Şerlerden beri eyle ya Rabbi. İcraat makamında kardeşlerimize hasin yardım eyle ya Rabbi. Onlara feraset, basire, şecaat nasip eyle ya Rabbi. Nefisler ümmaktan, şehit ümmaktan cümlemizi onları muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi vatanımızı koruyan, namusumuzu koruyan, askerimize, polisimize yardım eyle ya Rabbi. Onlara muzaffer ve galip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi düşmanlarımızı Müslüman eyle ya Rabbi. Düşmanlarımızı ıslah eyle ya Rabbi. İslahlarımızı yarabbi harisinde makbul eyle ya Rabbi. Şerlerinden cümlemizi emin eyle ya Rabbi.
Okuyan kardeşlerimize yardım eyle. Okuduğun hocalarımıza yardım eyle ya Rabbi. Yardım eden sahibin hayratı yardım eyle ya Rabbi. Ya Rabbi cümlemize cenneti görür gibi iman nasip eyle. Ya Rabbi cümlemize cehennemi görür gibi iman nasip eyle. Ya Rabbi dünyada seni görmek yok, görür gibi olmak var ya Rabbi. Seni görür gibi olmayı. İhsan makamını cümlemizi ihsan eyle ya Rabbi. Cennete sen cemalini görmemizi nasip eyle ya Rabbi. Orada bayılmamızı nasip eyle ya Rabbi. Ve Ruhu Asin Efendi Hazretlerimiz Siyadat'ın nasip müessir eyle. Kendisini ya Rabbi hayır uzun uzun ömür nasip eyle ya Rabbi. Manevi seyrimiz ki seni ilallah, seni billah, seni anillah. Seni fileşe makamda tez zamanda cümlemizi nasip eyle ya Rabbi. Kazanmış olduğun makamlara muhafızı nasip eyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle. İmanlarımızı kamil eyle ya Rabbi. Allahümme inna nes'el temamen ni'meh ve devamel afiyet ve husnel khatimeh ila şerefin nebi ve alihi ve ashabihi ve meşahine kâfe ve lervah cemi'an mümine vel müminatı vel müslümine vel müslümat kâfe ehl-i iman ehl-i savuşun hasını hazır cemaatimiz özellikle derneğimizi yakip eden üyelerimizin sahibinin hayratın gelmişin ervahı için Efendi Hazretimizin ruhan için El Fatiha.